Evet sevgili izleyiciler, Mertçe Söyleşi bütün güzelliğiyle devam ediyor. Bir söz ustası ve söz ustasının aynı derecede bir diğer söz ustası eşi Kiraz Hanım'la birlikteyiz. Ve dahi İmamoğlu Şehremini Gazi Adam Hasan'da. Bir söz var Kur'an-ı Mubin'de. Cedel kavramı Gazi abi 29 yerde geçiyor Kur'an'da. Cedele, mücadele, evet, tartışma kavramı. Evet. 28 yerde olumsuz nitelendiriliyor. Bir yerde olumlu. Neden? Çünkü tartışmalar iyi bir netice vermiyor. Ego giriyor, nefis giriyor ve kavgayla neticeleniyor. Hele o tartışmalarda bir menfaat, pragmatizm söz konusu ise bir alim diyor ki gayrimeşru bir muhabbetin neticesi merhametsizce bir adavettir. Acımasızca bir kavgadır diyor. Evet. O ayette şudur, 16 Taksim 125 Nahl Suresi, insanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et ve onlarla mücadeleni, münakaşanı, münazaranı, en güzel yol hangisi ise onunla yap. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sav, bir de bakarsın ki sana düşman olan insan sımsıcak bir dost oluvermiştir. Buna da ancak sabredenler kavuşturulur. Sadakallahül azim. Gerçekten insan ilişkilerimde başıma taç yaptığım bir ayettir. O açıdan benim program bir rehabilitasyon programı, bir motivasyon programı. Eleştiririz ama usulü dairesinde eleştiririz, eleştirtiririz ama asla küfür etmeyiz, hakaret etmeyiz. Allah peki razı. Gazi Adam Hasan eleştirinin neresinde durur? Evet. Şimdi mücadele tabii ki güzel bir olay ama nefislerimizi ayaklar altına almamız lazım. Çok ben güzel. 2009 yılında 29 Mart'ta seçimi kaybettiğim gün sabah seçim bürosunu açtım. Nefsimi ayaklar altına aldım ve benim ekibime yarın sabah geliyorsunuz biz esnafları gezeceğim dediğimde tabii ki onlar üzüntü, seçim kaybetmiş. Nefislerini ayaklar altına alamadıkları için bu millet senin kıymetini bilmedi. Bir de gidip teşekkür mü edeceksin dedi. Ben ama ne yaptım? Mücadelemi devam ettim. Bugün belediyeyi kazandık. Bir yıl oldu. Şükür fakat ederiz. Mücadeleyi yapar iken bazı bizim partili arkadaşlarımız beklentileri çok büyüktü. Mücadele biraz önce sizin buyurduğunuz gibi menfaat, para girdi. Ama biz seçimlerde hep şunu dedik. Beytülmal'i kimseye yedirmeyeceğiz. Harika. Beytülmal'i yedirmeyeceğiz derken o insanlar da yanımdaydı. Ve bana alkış çalıyordu. Ama bugün bir bakıyorsun benim çocuğum işe almadın diye benim aleyhime konuşuyor. Elbette haklılar. Onların işe girmesi lazım. Fakat bu büyükşehir yasasından dolayı bizim işçi alma kapasitemiz gelen gelirin bütçenin %30'u kadar işçi alabiliyorsun. Evet. Şimdi büyükşehir yasasına girmeyeyim. Yani sade mücadeleyle ilgili olduğu için girmek zorunda kaldım. Evet. Yani inşallah ileriki sürelerde gireceğiz. Gelen paranın %30'u ancak benim 38 kişi çalıştırmam lazım. İmamoğlu Belediyesi. Evet. İmamoğlu'nda müracaat eden 1000 küsür kişi. Abi İmamoğlu nüfusu da büyük bir kent aslında. 30 bin nüfusu var. Fakat şimdi Büyükşehir Yasası'ndan dolayı 19 bin nüfusa 2013 yılında gelen para Mayıs ayında en fazla gelmiş. 2013 yılının Mayıs'ında. Gelen para 668 milyar sıfır atılmadan önce. Evet. Bunun su geliri var. Şu anki bana gelen İller Bankası'ndan gelen para kadar sudan gelirimiz vardı. Garajdan gelirimiz vardı, mezbahaneden gelirimiz vardı. Ne oluyordu? Bütçe 1 trilyonu geçiyordu. Şu an bana 19 bin nüfus 668 milyar gelirken 30 bin nüfus oldu. Köylerde şu an ben bakmak zorundayım. Büyükşehir yasasından dolayı 2014 Mayıs'ında gelen para 340 lira. Allah Allah. Peki üstad, işsizliğin dışında sana gelen yüce halkımızın öbür şikayetleri ne? En çok şikayetler ne? Şimdi en çok şikayet işsizlik. Fakat bahaneler üretiliyor. Şu an ben gelirim çok düşük olmasına rağmen İmamoğlu Adana ilçelerinin içinde en çok yol açan belediye başkanı. Ve yolum öyle dandik şekilde değil. 30 en az 30 santim 2 metre arası yumuşak çamurlar alıyorum, toprakları alıyorum, say toprak dolduruyorum. Ve şu an Allah nasip ederse 11 kilometre
yol yap. Maşallah. 11 kilometre yol yaptım. Evet. İmamoğlu'nda 20 metrelik caddemiz hiç yoktu. Yürüyüş parkımız yoktu. Şu an Allah izin verse alt zeminini hazırladım. Hüseyin Bey'e de TEDAŞ'a müracaat ettim. Yerin altına alacaklar. Telekom şu an aldı. Allah çok razı olsun, güzel. Müracaat ettim. Artık yaptığımız yol, üstünü işlediğimiz zaman hiçbir yol bozulmayacak. İnsanlarımız şu an orada hastane yolu dediğimiz yolda yürüyorlar. Gençlerimiz çılgın. Üzerlerine araba sürüyorlar, motosiklet sürüyorlar. Tabii ki oradaki hanımlarımız bizim namusumuz. Evet. Kim olursa olsun. Siz ne diyorsunuz? Şehre emin olarak biz oraya seçildik. Evet. Elbette şehre emin insan yani oradaki namusu korumak zorunda. Biz de onun için o caddeyi 20 metre açtık. Allah nasip ederse Adana'mızın büyük başkanı Hüseyin Sözlü Bey üstünü yapacağım diye söz verdi. Asfaltlayacak. Fakat biz altyapıyı bitirdikten sonra bütün projelerimiz şu an hazır, onaylandı. İmamoğlu 80 trilyonluk yatırımını aldık, onaylandı. İnşallah Mayıs, Haziran ayında kanalizasyonumuz, yağmur suyu, bir de asbest borumuz, 14 kilometre asbest borumuz var. Yani kanserojen özelliği taşıyan, evet, boru. Şu ana kadar biz seçimlerde vaat ettik bu insanlara. Size tertemiz su içireceğiz. Bizim çocukluğumuzda kanser hastası yoktu İmamoğlu'nda. Şimdi her evde bir kanser hastası var. Allah muhafaza. Her evde bir kanser hastası var. Projemiz bitti, hazırlandı, onaylandı. Mayıs veya Haziran ayında Allah nasip ederse Dikdül diye bir boru ve Çukurova'da, Adana'da ilk İmamoğlu'na döşenecek. Harika, harika. Buradan, evet, İmamoğlu'na selam bütün yurttaşlarımıza. Peki İmamoğlu'nda oturan yurttaşlarımız gönül rahatlığı içinde. AK Partilisi, HDP'lisi, BDP'lisi, CHP'lisi, evet, efendim gönül rahatlığı içinde makamınızın kapısı kapalı mı, açık mı? Açık. Açık. Hatta gelebilirler. Mustafa yani. Bey var, HDP ilçe başkanı. Oyunu da bana vermişti. Yani enteresan diyeceksiniz. Çok müthiş. Şu an hatta geçen vatandaşın birisi, Hüseyin Bey esnafları geziyor. Mustafa Bey de bir mağazada esnafın yanında, işte partilimiz dedi, adam böyle yaptı. Kusura bakma, ben HDP ilçe başkanıyım dedi. Canım partiliniz değilim. Gazi Adamasan'a oy verdim dedi. Çok güzel. Ama partiliniz yani, değilim dedi. Çok. Yani çok şükür biz yerelde her kesimden oy alıyoruz. Çünkü ırk ayrımını yapmıyoruz. Kişiliğimiz, yaşantımız, yetişme tarzımız, hem dinimiz bunu emrediyor hem de Türk törelerimiz bunu emrediyor. Evet efendim, ben İmamoğlu'na da geleceğim. Sokaklarda da Sayın Şehremini'nin söylediklerini soracağım. Bakalım ne kadar gerçekten minderin hard diskinde ortasında duruyor. Bunu yine sizinle VTR'lerle paylaşacağız sevgili İmamoğlu'lar. Hiç kusura bakmayın. Sizin de görüşleriniz alınacaktır Allah'ın izniyle. Ve görüşlerinizi bize yazabilirsiniz. yükselmertoğlu@hotmail.com'dan amel defterinde bir şey varsa, anormallik, efendim X işareti, bana yazın özel yükselmertoğlu@hotmail.com, kaynağı belirtmem. Ama mertçe söylemezsem namertim. Twitter'dan, Facebook'tan mesajlarınızı rahatlıkla yollayabilirsiniz. Evet, Gazi Adamhasan gözünde insan nereye oturur? İnsan ne anlam ifade eder? Buyurun. Yine dilimiz gereğince Cenab-ı Allah'ın yarattığından ötürü yaratılana saygı duruyoruz. Yani insanlara saygı duymak zorundayız. Bunun insan olsun, ne olursa olsun, hatalı olabilir, atıyorum alkol alabilir, atıyorum başka hırsızlık yapabilir. Bu insana saygı duymamız lazım. Niye? Cenab-ı Allah'tan ötürü. Çünkü Cenab-ı Allah yarattı bu insanları. Herkes hata yapabilir. Şaşarız, beşeriz. Biraz önce arada sohbetimizde de mevzu oldu. İnsanoğlu hatasız olmaz. Mutlaka hata yapabiliriz. Ama Cenab-ı Allah'ın yarattığından ötürü bu insanlara saygı duymak lazım. Baş tac etmemiz lazım. İnsanın ırkıyla, kişiliğiyle, mesleğiyle, atıyorum siyasi görüşüyle insanları dışlamamamız lazım. Bir gün mutlaka herkes, İmamoğlu'nda ben şunu inanıyorum. Nüfusumuz 30 bin, 30 bin nüfusun seçmeninin 18 bini, 20 bin nüfus var, 18 bini rey günlendi. Bu 18 bin oyun 10 binini Gazi Adamhasan'a rey verdiler. Ben inanıyorum ki o vermeyen 8 binin en az 6 binde bir geçmiş dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermişti.
Şimdi o zaman bu insanları ayırt etmenin ne anlamı var? Hatayı kendimizde bulmamız harika, lazım. Harika. Aynaya bakmak lazım. Evet. Hatayı kendimizde bulmak lazım. Bunu kesinlikle önemsiyorum. Peki Gazi Adam Hasan. Efendim İmamoğlu'nda işte adam jibiyle, aracıyla gidiyor. Çünkü bir ulu yol. Evet. Bunun üzerinde bir kentsiniz evet. siz. İnşallah anlattığınız muştularla, müjdelerle de çağcıl bir kent olmaya doğru gidiyorsunuz. Seninle evet. bu dağda mükemmele doğru gider inşallah. İşte orada bir köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti. Ben şahit oluyorum buna. Evet. Bir kediyi ezdi. Bunun bir şehremini nasıl müdahale eder böyle bir olaya? Yani zabıtalar müdahale eder mi? Bir evet. yetkisi var mı? Ben merak ediyorum şahsen. Ya tabii ki yani o hayvana sahip çıkmak lazım. Ben şu an İmamoğlu'nda çöplük vardı. Evet. Çöplükte hayvanlarımız ister istemez çöple gidiyordu. Sofulu çöplüğümüz kadar Adana'nın çöplüğü sofulu. Fakat İmamoğlu'nda bir sofulu çöplüğü kadar çöpümüz vardı. Evet. Bu çöpü, biz dedik bizim namusumuz dedik kazandığımız Nisan'ın 15'inde kaldırmaya başladık. Allah razı olsun Hüseyin Bey de destek oldu. Evet. Yani şu an 600 bin ton çöp kaldırdık İmamoğlu. 600 bin ton. Aynen böyle. 30-40 yıllık çöplüğü kaldırdık. Şimdi oradaki hayvanlarımız ne yaptı? Çöp kalkınca şehrin içine saldırdı. Şu an ben daha 3 gün önce yine geldi sağ olsun Büyükşehir Hayvan Koruma. 40 tanesini yine getirdiler buraya. Ve hayvanlarımız aç. Bu insanlara aşırı derecede fazla. 600 tane, 560'dı, 40 daha gitti. 600 tane köpek. Allah razı olsun. Şu an tedaviye getirdik. Burada barınıyor ve köpeğimiz azaldı. Sokak hayvan köpeğimiz. Yani o hayvanlar... İtlaf olayı yok değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkür kesinlikle. Ederim. Gazi Adam Hasan bu evet. duyarlılığını önemsiyorum. Çünkü geçen Asri Mezarlığın hemen yanına gelmeden Sümerbank kavşağı var. Hatta dün olan evet. bir hadise. Biraz sonra size göstereceğim resmini de yengeye de sana da. Efendim ulu yolun, asfaltın, D400'ün üzerinden koca bir sürü geçiyor. Evet. Yani bu yörelere ait bir iki çoban değildi onlar gördüğüm kadarıyla. Abi ya abi o E24 mü D400 kapandı. Sürünün biri yolun o tarafında biri o tarafında yeşil ışığa döndü. Umurunda değil o hanımefendi ve erkek çobanın. Hiç sanki efendim Diyarbakır'ın bir dağında ya da Muş'un bir efendim bayırında sürü ol. Ya abi bu resmi paylaşsam yukarı tükürsem bıyık aşağı tükürsem sakal. Paylaşsam diyecekler ki sen de mi Yüksel Mert? Ama koca Adana vilayetinin yolunun üzerinde bu sürü neyin sürüsü? Anlamadım. İmamoğlu'nda da var mı böyle caddenin ortasında sürüler? Orada şimdi, daha çok sürüler. Şimdi biliyorsunuz Çevre Bakanlığı bu şehir merkezindeki hayvancılık yapan insanları kaldırmaya evet. için büyük bir teşebbüste bulundu. Valiliğimiz de bize yazı yazdı, belediyemize. Büyükşehir Encümeni'nden de karar çıktı. Mahalle aralarında hayvancılık yapmayı yasakladı. Ben de bir Yörük çocuğuyum. Biz de ben de Sarı Geçili aşiretinde. Ben de Gacar Türkmen Yörüklerinden. Yenge burada kavga sen. Ben bağışışım. Harika. Evet. Üç Türkmen. Evet. Şimdi biz Türkmen çocuğu olduğumuz için bütün kazancımız hayvancılıkla oldu. Benim babam koyun beslerdi. Biz de çocukken güderdik çobanla evet. birlikte. Yani hem böyle 15-20 koyun değil. 200-300 koyunu çobanımızla birlikte biz de güttük. Fakat şimdi halkımıza tuttum Çevre Bakanlığı'ndan gelen yazıyı, Büyükşehir'den, valilikten gelen yazıyı ben imza atmadım. Evet. Biliyorsunuz İmamoğlu %80'i Yörük ve Türkmen evet. insanlar. Ve hayvancılıkla geçinen insanlarımız çok. İki tane ineğiyle ev geçindiriyor. Zaten biz o iki inekle olanlara demiyoruz hayvancılığı bırakın diye. Çünkü İmamoğlu'nda süt bulamayacağız o zaman onlar da kalkarsa. Evet. Ve bir de fakir fukara iş fabrikamız yok. İş istihdamı oluşturma şansımız yok. İnşallah sanayileşme, Büyükşehir Belediye Başkanımız organize sanayinin birisini İmamoğlu'na doğru yönlendireceği söyleniyor. İnşallah o zaman iş sahası açılır. Bizler o insanları topladık. Yazı gönderdim böyle böyle diye.
Adamlar baskın yaptı. İşte sen yörük düşmanısın, sen hayvancılıkla uğraşanlara iş istihdamı oluşturmadan kaldıramazsın dedi. Fakat İmamoğlu'nda arı kovanı gibi sivrisinek var. Seri sebebi ne? Herhalde hayvancılık. Evet. Zibillerimiz, mahalle aramız, şu an köylerimizde mahalle oldu ama merkez mahallelerimizde zibillerimiz bir yıl. İster istemez sivrisinek oluyor. Biz de her hafta uçkuna ilaç sıktık. 2014 yılında 22 kere lavra mücadelesi yaptırdım. Yani İmamoğlu'nun %80 sinayını bitirdik. Muhteşem Sina abi, Hasan Hüseyin Aslan diyor ki Sayın Adam Hasan, evet, gerçekten de İmamoğlu'nda destanlar yazıyor. Böylesi gelmedi desem abartmış olmam Yüksel Bey. Gücüne sağlık, selamlar olsun demiş. Bizden de kendisine selam olsun. Teşekkürler. Hakkı Taşdemir, Cenab-ı Mevlam bu kutlu yolda her adımı başarıya ulaştırsın. Yolun açık olsun değerli başkan. Sayın Mert, bakıyorum her gün bir ilçe başkanı, köşeyi dönüyorsun. Sana programa gelen konuklar seni neden tercih ediyorlar? Bunu da anlamış değilim demiş. İmparator adıyla göndermiş. Vallahi ben de bilmiyorum yani niye tercih ediyorlar. Artık onu yüce halkımızın takdirine başkanımız versin cevabını. Yani. Şimdi arkadaşım her şey medyatik olarak tabii ki bazı Adana'mızda medyayı ayaklar altına düşüren insanlar var. Fakat burada Yüksel kardeşimiz, Yüksel Mert kardeşimiz, Yüksel Evsen kardeşimiz Adana'nın çocuğu. Daha şimdiye kadar ben maddi konuda maddiyata önem verdiğini bilmiyorum. Yıllarca da Yüksel Evsen Bey'i tanıyoruz. Yüksel Mert Bey'le sonradan tanıştık. Fakat ailemizin bilinen aile Allah dostumuz olduğu için Yüksel Mert Bey'i de tanıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle hiç biz Yüksel Bey'in sıcaklığı, güler yüzü, siyaset değil bizim dostluğumuz. Siyasetten tabii önce canım, de kesinlikle beraber çekiyor insanları. Bunu da kınıyorum sizlere imparator adıyla gönderdiniz ama bence delikanlıysan isminizle gönderirsiniz veya kapı açık buraya gelirsin. Burada sorabilirsin. Harika. Ben de buradayım. Yüksel Bey de burada. Harika. Valla Mertçe evet, bir cevap verdi. Evet. Efendim her zaman söylüyoruz. Bu televizyonda ırk, renk, dil, din, sosyal statü, güzellik, çirkinlik, makam, rütbenin önemi yok. İnsan olmanın ve vatanperver olmanın. Vatan haini olduğun zaman bizim kapıdan içeri giremezsin. Herkese, her kesime kapımız sonuna kadar açık. Eleştiri olmazsa olmaz bir temel prensip. Eleştirinin bir tahrik edici yönü, motivasyonu olmalıdır. Eleştirinin yine de başımın üstünde yeri var. Aynaya bakacağım. Cezmi Şentun'a diyor ki tebrik ederim başkanı, başarılar dilerim. Gazi Bey adam gibi adamdır, sizin de yazdığınız gibi lafı eğip bükmez. Dobradır, delikanlıdır, selam olsun, kendisiyle gurur duyuyoruz demiş. Selamlar. Yücel Bey efendim. Peki birkaç cümleyle İmamoğlu ile ilgili yeni projeleriniz ne? Yüce halkımıza neler müjdeleyeceksiniz? Yeni projem biraz önce bahsettiğim gibi İmamoğlu'muz gerçekten köy görünümünde. Yani 30 bin nüfuslu bir köydü. Allah nasip ederse bizler dedik ki de Yaşar'ın ilçe haline getireceğiz. Haziran ayında İmamoğlu'na müjdeler olsun. Yani biz 80 trilyonluk yatırımı başlayacağız. Kazma kazılacak, başlangıç olacak. Yalnız İmamoğlu halkına rica ediyorum, bana küfretmesinler. Çünkü toz toprak olacak, bütün sokaklarımız deşilecek, çamur olacak. Yani bir yıl sabredelim Allah'ın izniyle. Bir yılda da ben söz veriyorum, bütün her yer delik deşik olacak. Altyapı sadece kanalizasyon. Kanalizasyonumuz yok İmamoğlu'nda. Ya böyle bir ilçe duydunuz mu? Ben kanalizasyonu yaptırıyorum. Ben yağmur suyu için ayrıyetten bir kanalizasyon döşenecek. Ayrıyetten asbest boru kanser özelliğini komple söktürüyoruz. Biz İmamoğlu'na Dikdül diye bir boru. Dikdül boruyu yeni duymuştur bu halkımız. 1500 santigrat derecede demir çelikleşmiş. İçi emaye, dışı da asfalt kaplama. Bir boru ve yazın aynı Adana'mızdaki gibi yazın İmamoğlu'nda şu an çeşmeyi aç, elini tutamazsın, kaynar su geliyor. İnşallah yazın serin, kışın da sıcak su atacak. İnşallah, inşallah. Evet. Peki Gazi Adam Hasan, Adana, Türkiye ve dünyayı İmamoğlu'ndan nasıl gözlemliyorsun? Bir iki cümleyle.
İmamoğlu... Mesela Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hizmetlerini nasıl buluyorsun? Bana soracak olursan Mertçe, evet. Adil tarafsız birileri alınsa kusura baksa evet. da yalaka malaka dese de evet. Hüseyin Sözlü ile birlikte Adana'da kavga dönemi bitmiştir. Evet. Artık efendim bir Yüreğir Belediye Başkanı uyum içindedir. CHP'li Soner Çetin ve Zeydan Karalar uyum içindedir. Evet. Biraz Alemdar Öztürk'ten farklı. O da normal. Aynı kentin çocukları olduğu için. Evet. O kıskançlığı ben insani buluyorum. Evet. İşte biraz Aladağ Belediye Başkanı biraz sorun falan çıkartıyor. Evet. Onun dışında ciddi bir uyum var. Bu Adana'nın beklenen bir fotoğrafıydı. Böyle de olması gerekir. Bir örneği dünden size Akdeniz Televizyon ekranlarından da yayınlandı. Büyük bir keyifle izledim. Akdeniz'in de teknik ekibini gönülden kutluyorum arkadaşlarımı. Bir Habertürk kadar, bir Show TV kadar, Star kadar mükemmel bir yayındı. Yılmaz Güney ile ilgili bir etkinlik. Evet. Düşün MHP'li bir belediye başkanımız var ve Yılmaz Güney gibi solun destansı bir isminin adına onlarca, yirmilerce, otuzlarca akademisyen gelmiş, arkadaşları gelmiş, büyük şehire oturmuşlar ve Yılmaz Güney'i anlatıyorlar. Felsefesini anlatıyorlar. Şehremin Hüseyin Sözlü de aslanlar gibi orada. İşte çok seslilik bu. İşte çok yönlülük bu. Bir de Hüseyin Sözlü'nün efendim bugün ekip arkadaşlarından en az 4-5 kişi aday adayı olmuştur. Bana Aytaç Durak döneminde ellerinden öpüyorum başkanımın. 30 yılda 2 tane adam gösterin parlamentoya gitmek isteyen. İyi dış etmiştir Aytaç abi. İşte Sözlü'nün çok sesliliği farkı bu. Bunun altını çiziyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Katılıyorum. Hüseyin Sözlü Bey 420 bin oy aldı. Hüseyin Sözlü Bey Milliyetçi Hareket Partili teşkilatın çalışmasıyla birlikte bir yumak olduk. Bir kazan olduk. İçinde piştik. Sahaya indik. Hüseyin Sözlü Bey bir Adana'nın evladı. Öz Adanalı ve Türkmen çocuğudur. Ve Hüseyin Bey'le de aynı aşiretiz. Öyle akrabayız. Mi? O da Kacar'dır. Allah razı olsun. O konuda bütün herkesin altın kozada biliyorsunuz. Sosyal demokrat sanatçılar geldi. Şarkıcılar geldi. Artistler ayrım geldi. Ayrım yok abi. Ayrım kesinlikle yok. Ayrım yok. Ve bizim bazı İşte parti içindeki insanlar işte şu adamın ne işi var, bu şu görüşlüdür, bilmem şu Kürtçüdür, ne işi var derler. Hüseyin Bey hiç kimseyi dinlemiyor, yoluna devam ediyor, hedefe ulaşmak için ellerinden geleni yapıyor. Kavgayı bitirdi. 3-5 tane de kavga olacak elbette. Yani diğer illere 420 bin lira veren insanlara saygı duymak lazım. Bu 420 bin oyu Hüseyin Sözlü'ye güvendikleri için rey verdiler. Benim babamın bir sözü var. 1980'li yıllarda hatırlıyorsanız rahmetli Turgut Özal Bey başbakandı. Evet. Bir kurşunlanma olayı oldu hatırlarsanız. Hı hı. Kartal Demir'e. Atan bir adam evet vardı. Kartal Demir'e diye birisi takla atarak gitti. Ve o zaman ben gencim. Cahilim evet. Tabii. Kanım hızlı, ülkücüyüz. Babam da Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı. Evet. Şimdi televizyonu izliyor. Babam kızdı. Silah sıkana küfrediyor. Baba dedim hayırdır sen de mi anaplı oldun? Sen ilçe başkanısın. Evet. Oğlum Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanına, başbakanına kim silah sıkıyorsa karşısında beni bulur. Harika. Biz Türk milletinin başbakanına seçen insanlara Türk milletine saygı duyuyoruz. Ben Milliyetçi Hareket Partiliyim. Ülkücülüğün de cidarında davasında bu vardır dedi. O zaman kardeşim ben de sesleniyorum. Fanatik particilere. 420 bin reyi verip de Hüseyin Sözlü Bey burada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ise herkes 5 yıl biat etmek zorunda. Harika. Peki 421 emeğin efendim alın terinin somut örneği Hüseyin Sözlü ise biz de burada başta Hüseyin Sözlü ve güzel eşine Adana'nın bir numarası Sayın Mustafa Büyük ve bizi her zaman izleyen sevgili eşine Adana valimizin Mustafa Büyük Bey'in ve dayı Sonar Çetin ve güzel eşine efendim Gazi Adam Hasan ve Kiraz Hanımefendi'ye tüm İmamoğlulara Zeydan Karalar ve güzel eşine Alemdar Öztürk ve güzel eşine ve dahi ırk renk dil din demeden bütün Türkiye'ye bir türkü göndereceğiz. Türkiye Türksüz ve türküsüz olmaz. Yüzyıllardan beri gelen, söylenerek gelen, gönülden gönüle akıp giden türkülerimizden bir tane. Şahsınızda tüm Türkiye'ye. Barış, sevgi, güven için hep birlikte söylüyoruz.
Sevgili Okan sendeyiz yavrum, teknik ekip. Gönül gurbet ele varma, gönül gurbet ele varma. Ya gelinir ya gelinmez, her güzele meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez, gele gele. Her güzele meyil verme, her güzele verme. Ya sevilir ya sevilmez, gel güllüm gel, gel tellim gel, gel nazlım gel, gel 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 gel. Has bahçanın gül ağacı, has bahçanın gül ağacı. Kimi tatlı, kimi acı, benim derdimin ilacı. Ya bulunur, ya bulunmaz, gele gele. Benim derdimin ilacı, benim derdimin. Ya bulunur ya bulunmaz, gel güllüm gel, gel tellim gel, gel nazlım gel, gel gel. Deryalarda yüzer bahri, deryalarda yüzer bahri. Doldur ver içeyim zehri, salım gurbet elin kahri. Ya çekilir ya çekilmez, gele gele. Salım gurbet elin kahri, salım gurbet elin kahri. Ya çekilir ya çekilmez, gel güllüm. Evet efendim, Gazi Adam Hasan'la Mertçe Söyleşi programı bütün güzelliğiyle devam ediyor. Tabii ki hanımefendi de burada. Yenge, bu sosyal medya gerçekten artık yatak odalarımıza kadar girdi. Senin de çocukların var. Ya bu konuda biz aileler olarak neler yapmalıyız? Sen de muzdarip misin? İnan torunları bile kontrol edemiyorum. Medya öyle yani, internet çağı başladı. Biz kontrolü elden çıkardık. Ben hani bir ruh sağlığında çalışan sağlıkçı olarak bayağı bir zorlandım. Tabii ki olması gereken bir şey ama evet. İyi yönde kullanılırsa. Peki o ruh sağlığında çalışma birikiminle, ferasetinle basit, benim ruhsal sorunlarım var mı görüntüde yenge? Ya var mı? Şimdi tahtada çürüklük var mı benim? Asla öyle bir şey diyemem. O yetkiye sahip de değilim. Canım benim.
Evet. Konukseverliğinizle, ev sahipliğinizle bizi ağırladınız. Teşekkür ediyoruz. Gayet güler yüzlü, hoş sohbetinizle bizi sıkmadan medyaya sundunuz. Teşekkür ediyoruz. Vallahi Sayın Gazi Adam Hasan, bu hanımla sen 10 tane seçim daha kazanmışsın. İnan ki son derece duruşu olan bir hanımefendi. Tabii Allah onun şahsında tüm efendim hanımefendilere sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Peki Gazi abi, sence sosyal medya artık evimizin içine kadar girdi, evet, abi. Kontrolü de çok zor. Benim ödüm düşüyor. Aman orada bir erotik falan sahne kızım, torunum, çocuğum görmesin. Abi zihnine bir bıçak gibi saplanır. Çünkü evet. Kur'an'da Nur suresinde Rabbim anne babanızın yatak odasına girerken bile izin alın diyor. 7. asırda diyor, evet, bunu. Evet. Ama bugün izin müzin yok. Bizi içimizden vuruyorlar. Artık bu toplum Türk milleti diyemiyor. Aynen öyle. Doğruyum, çalışkanım diyemiyoruz artık. Çocuklarımızı korumak, büyüklerimizi saymak diyemiyoruz. Okulda, evet, yok bu. Evet. Nasıl düşünüyorsun bu konularda? Şimdi teknoloji geliştikçe tabii ki teknolojiyi güzel işlememiz lazım. Bugün bir bakıyorsun eskiden haram dediğimiz, mesela tesettür dini insanlar, bir imam hatip mezunu veya bir ilahiyat mezunu, bir işte hocamız, bir müftümüz ne diyordu? Tesettürden bahsederken bayanların işte şurası görülmeyecek. Evet. Diyordu. Fakat bir bakıyoruz şimdi dindar bir ailenin çocuğu. Annem ameliyat oldu. Geçmiş olsun dilekleri, telefonunu çekiyor. Annesinin uygunsuz yerlerini atıyorum. Yani bacakları diyeyim ve evet, diğer yerleri, göğüslerine kadar resim çekiliyor. Ve 5000 arkadaşı varsa o 5000 arkadaşlarının da arkadaşı var. Nereye gitti dindarlığımız? Haram nereye gitti? Ne yaptık? Annemizi günahkar yaptık. Seri sebebi biz. Ama bunu güzel işlersek, atıyorum orada kafamıza takılan dini konularda, İslami konularda, diğer tarihi konularda, bütün eğitimsel konularda iyi işlersek teknoloji çok güzel. Öyle değil mi? Ama biz ne yapıyoruz maalesef? Çocuklarımızı evde eğitimi kendimiz vermemiz lazım. Okullarda eğitimi güzel vermemiz lazım. O teknolojiyi bence pozitif enerjiye getirmemiz lazım. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Şu an mesela ben bakıyorum, nikah kıyıyoruz belediyede. O insanlara inanır mısın 15 dakika öğüt veriyorum. Çok güzel. Evliliğin kutsallığından bahsediyorum. İşte çocuk bakımının, işte fallik dönemi, oral döneminden bahsediyorum. Teknolojinin kötü kullanıp, bak yarın bir cep telefonuna birisi mesaj atabilir eşine diyorum, erkeğe. Veya bayana diyorum, bir yanlışlıkla mesaj gelebilir, teyzesinin oğlu olabilir, teyzesinin kızı olabilir. Hemen bunu soruşturmadan kötü düşünüp eşinizle kavga yapmayın diyorum. Anlatıyorum, teknolojiyi iyi kullanmamız lazım. Mesela internet kanalıyla tanışıyorlar, en fazla iki ay evli, ondan sonra ayrılıyor. Şu an nikahtan çok ayrılık iki katına çıktı. Bunun seri sebebi kim? Herhalde şehre emin insan o ilçeye, evet, sahip çıkıyorsa, bugün benim başbakanım, cumhurbaşkanım da bunu engellemesi yoluna bakması lazım. Bazı erotik filmlerin yasaklanması lazım. Erotik pozların yasaklanması lazım. İktidarın aleyhine konuşunca yasaklıyorsunuz da bu namusumuz elden gidiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir Türk çocuğunu sahneye çıkarmak için yıllarca uğraştılar. Bugün maalesef her ailemizin çocukları medya kanalıyla, internet kanalıyla bütün resimleri paylaşılıyor. Annesinin, babasının bile çocuğunun göremediği yerleri bugün bir bakıyorsun internette maalesef milyonlarca insanlar seyrediyor. Derilerinin, tellerinin diplerine kadar resim çekiliyor, görünüyor. Yani ben arıma bürünüyorum bazı şeyleri. Kapalı şekilde seyircilerimiz, evet, de anlıyor elbet. Yani teknolojiyi iyi kullanmamız lazım. Bir yükseldi. Kazak atasözünde yenge diyor ki bilge, Kazak bilge, evet, güç aslanın pençesinde, yiğidin de dizindedir. Her kim 100 yaşından aşağı yaşıyorsa günah onun özündedir. Bu, evet, açıdan günah gözle de olur, efendim dille de olur, evet, boğazdan da girer. Yavrularımızı, sokağımızı, kentimizi gerçekten bundan arındırmalıyız. Bu da, evet, ancak örnek olmakla olur.
Yani prototip insanların kesinlikle örnek olmaları gerekir diye düşünüyorum. Yenge, benim bir şey öğrenmek istiyorum. Başkan hanımlarına first lady mi derler, başkanım da diyenler oluyor mu hanımlar arasında? Yani siz, sen ne iş yapıyorsun şeyde? Yani cumartesi, pazar günleri mesela İmamoğlu'nda oturmaya falan gitmeye vaktiniz oluyor mu? Benim... Konu komşu geliyor mu? Çok zor durumdasın sanıyorum. Çünkü en az onun kadar senden de talepler vardır. Tabii ki. Bir başkan eşi neler hisseder, ne nasıl yaşar, travmaları nedir? Ben seçildiğimiz günden itibaren zaten halkımıza da söz vermiştik gezeceğiz diye. Hani teşekkür gezmesi babında. Evet. Vaktimin yettiğince halkın içindeyim. Ve sürekli de cenazelerinde, düğünlerinde, ev gezmelerinde halkımın yanındayım. Bana da geliyorlar ve ben de gidiyorum. Hanımefendilerde toplantılarımız var. Onlara da katılıyorum. Vaktimin yettiğince, elimin erdiğince ulaşmaya çalışıyorum. Ve peki, dün hala ev gezmesindeydim. Bu programa da katılacağımı bilmiyordum açıkçası. Bilmiyordun çünkü o benim sürpriz oldu. Tercihim oldu. Şimdi peki, yani başkan gibi, böyle başkanın hanımı da öyle havalara girip onun adına falan sen böyle bir şey falan veriyor musun söz mü? Ben hiçbir söz şöyle, hani iş konusunda söz vermedim. Evet. Ama hani yapabileceğimiz konularda elimin erdiğince... O yetkiyi veriyor mu sana beyefendi yani? Üstad, ya burada açıktan konuşuyoruz abi. Madem yengeyi aldın. Tabii canım geldi. Şimdi hanımıma tabii ki istekleri geliyor. Mesela atıyorum yolum çamur diyor. Evet. Biz ne yapıyoruz? Eşim bize söylediği için biz de tabii ki ister istemez eşimizi mahcup etmemek için o yolu yapıyoruz. Ama şu bir gerçek canım ki, benim, evet. Şu bir gerçek ki, mesela biraz önce çöpten bahsettik. Çöp konteyneri bile yoktu. Şu an ben 300 tane çöp konteyneri getirdim. Daha herhalde 1000 tane çöp konteyneri lazım. Ama maddi imkansızlıktan dolayı yavaş yavaş her alışta 50 tane, 100 tane alıyoruz. Millete dağıtıyoruz. Çöp toplama işi bir her Kurban Bayramı'nda İmamoğlu'muzda gerçekten o mübarek kurban yaptığımız, Allah rızası için kestiğimiz kurbanın bütün organları sokaklarda geziyordu. Köpekler böyle sürüyordu, kemikler geziyordu. Biz ne yaptık? Allah rızası için, inançlı olduğumuz için evet. Gerçekten Allah'a kurban adadığımız hayvanın bir tane kemiği, bir tane bağırsağı, bir tane fazlalık olan organlarını çöp poşetlere dağıttık. Köylere dahi ve hiç koku olmadı. İmamoğlu'nda bir Kurban Bayramı 4. gün evlerinin önü çöp kokuyordu, kemik kokuyordu. Bu bayram tertemiz bir bayram geçirdik. İnşallah yani önümüzdeki günlerde eşime istenen çöp konteynerlerinin hepsini yerine getireceğiz. Getirdik de sabresinler diyoruz. Tabii ki eşler çok önemli. Bayanlar, hanımefendilere çok hassas. Hemen olsun diyorlar. Acelecilik yapıyorlar. Bence bir 2 yıl sonra, 3 yıl sonra İmamoğlu'muz yaşanır ilçe haline gelecek. Eşimden istenilen her şeyi de yapacağız Allah'ın izniyle. Harika. Peki Fikret Adam Hasan, pardon Gazi Adam Hasan yenge mutfağın neresinde durur? Sadece masada oturur. Ciddi misin? Yani kebapta falan bulaşık falanına çaktırmadan katıldığına dair istihbaratlar aldım. Şöyle, aradığı hani, bir yani sen rahatsız falan olduğun zaman bulaşık yıkarmış. Bulaşıktan ziyade yemek konusunda menemeni çok güzel yapar. Abi ama, o zaman bir menemende bir araya gelelim. İnşallah. Bir kahve içelim inşallah. Tabii ki her zaman konuğumuz olun, bekleriz. Mangal konusunda da çok yardımcı olmuştu abi, ama. Abi o zaman menemene mangalı tercih edelim. Evet. Yükselev senle birlikte bir akşam gelelim inşallah. Her zaman inşallah, her zaman. Ama sizin boş zamanınız olmuyordur. Her gün misafir. Abi nasıl ya, abi nasıl kafayı üşütmeden yaşar bir belediye başkanı ya? İnan psikolojimiz bozuk. Şu an belediye başkanlarının psikolojimiz bozuk. Belediye başkanlarının şu an yeni seçilen evet. arkadaşların eskiler belki biraz tecrübeli olduğu için alışmış. Biz de mesela %56 rey aldık. Beklenti çok büyük. Evet. %56 oya beklentisine cevap vermek. Bir de insanlarımız da diyor ki ne boyacı ki hemen olsun.
Olmuyor kardeşim. Keşke elimizde olsa, biz vaat ettik, söz verdik, namus sözü verdik, şeref sözü verdik. Ama bizden beklentisi olan, mesela atıyorum adam iş konusu veya evet, menfaatlanmak için sana rey vermiş, destek vermiş. Adama diyorsun ki yani kaliteli mal yap, veriyorsun, kaliteli mal yapmıyor. Ya kardeşim bir daha ben sana vermediğim zaman başlıyor aleyhime konuşmaya. Yani biz hizmet etmeye geldik. Beytül malı yedirmeyeceğiz kardeşim. Benim için küsen, aleyhime konuşan konuşsun. Çocuğum iş almadı diye konuşan konuşsun. Bana rey veren %56 reyin, yarın vermeyenler verecek. Çünkü vay ben be, hizmet harika ediyorum. İnşallah evet, şu ülkenin tamamı sizin gibi böyle güçlü bir taban desteğine sahip olur. Çünkü sen de kendinden eminsin ama yengeyi daha mutedil, daha böyle sığınılacak bir liman gibi gördüm. Evet. Demek ki yenge senin başarılı olman da bir numara. Bunu kesinlikle kabul edelim. Evet. Bursa'dan Vahap kardeşim, Bursa Büyükşehir'in basın danışmanı, sevgilerimi gönderiyorum. Gördüm beni izlediğini. Evet, şu son mesajları da okumak istiyorum. Evet. Yüksel Bey hayırlı sabahlar. MHP'nin başarılı belediye başkanına merhaba. Bozkurt Hüseyin İmamoğlu'ndan. O bir İmamoğlu beyefendisidir. Nasıl ki seçimlerde en yüksek oyu aldı. 7 Haziran'da da daha fazlasını göreceksiniz. Başkanımıza güveniyoruz demiş. Başkan Adam Hasan'dan İmamoğlu'lular olarak memnunuz. Tek kusuru yalan söylememesi, hırsızlık yapmaması ve çok çalışmasıdır. Allah razı olsun. Böyle kusura can kurban ya. Yüksel Bey, Bozkurtlar TV'nizde sıraya giriyor. Helal olsun size demiş Atık Civer. Osmaniye Cebel'den selamlar Emine, İbrahim, İlayda, Fatma, şiir dinlemek istiyoruz demiş. İnan bugün zaman kalmadı tüm Cebel-i Bereket'te. Ki Cebel-i Bereket'in tamamı kumandalarını bir numaraya Akdeniz Televizyonu'nu eklediler. Benim memleketimdir o Yörük Obası'na selam ve sevgilerimi gönderiyor. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Emine Aydın Sakallı, Nuh Kızıl, Ekrem Çelen, Mehmet Yıldız, Doğan Şahin, Hasip Sarıgöz, Çanakkale'den bizi izliyormuş sevgili komutanım. Can Kadükler beyefendilere de sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Son olarak ikinize birden soracağım. Aşk senin zihninde yenge ne anlam ifade eder? Aşk bitmeyen bir şey. Canım sevgi. Benim. Evet, sizin zihninizde beyefendi. İmtihandır bu bir. Evet. Şimdi aşk, önemli olan Allah'a aşık olmaktır bizim canım yanımızda. Benim. Biz evet, dini konuda elhamdülillah eşim de ben de Allah'ın emirlerini, İslam'ın şartlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok tabii güzel. Ki şaşarız, beşeriz, hata yapabiliriz ama onun için de kurban olduğum Allah bu mübarek günde dualarımızı da kabul amin, eder. Amin. İnşallah affeder. Yani biz eşimle birlikte gerçekten dünyalığımızı zaten kazanmışız. Elhamdülillah babamın maddi durumu iyi. Evet. Babamdan kalan mirasta biz çift maaşlıydık. Benim halk otobüsüm vardı, gelirim vardı. Şu an elhamdülillah iki çocuğum var, iki tane evim var. Belediye başkanı olmadan abi önce. Abi sen bana alo Fatih, alo Yüksel mi dedirttireceksin? Ya beni buradan seninle birlikte, yani sen tamam da beni kovdurmak mı istiyorsun? Bir cümle diyorum yenge, 121 cümle. Allah sana yardım etsin ya. Abi aşk, bir cümleyle bana aşkı anlat abi. Aşkımı anlat. Bir cümle. Aşk sevgidir, inanmaktır. Yanımda oturuyor de. Güvenmektir. Yanımda oturuyor. Evet, evet, kitap. Yenge, senin zihninde ne anlam ifade eder? Kitap. Bilgi. Canım benim. Şimdi iki tane kitap size, bir tane Kur'an-ı Kerim insanca çevirisi, bir de aşkın terapisi. Efendim evet, mutlaka ikiniz de okuyun. Çocuklarınıza da gönül rahatlığı içinde okutabilirsiniz. Para talep evet, etmiyoruz. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet, Gazi Adam Hasan, İmamoğlu ve turizmi hakkında bir cümle neler söylüyor? İmamoğlu'nda maalesef biraz önce dediğim gibi, yani Adana'mızın daha önce nüfus olarak büyüklüğü 4 ilçemizden hariç Ceyhan, Kozan'dan sonra 3. ilçeydi. Yani 7. Evet, sıradaydı. Şu an Büyükşehir Yasası'ndan dolayı 15. sırada. 424 kilometre kare 15. sıraya geldi maddi konuda. Şu an turizm olarak da hiçbir yerimiz yok. Sade bir mozaik Koyunevi köyümüzde, bir de Çörten köyünde inimiz var. Turizm olarak o da kapanmış.
Sade koyun evindeki yer koruma altına alınmış. Sade mozaik. Sizin güzelliğiniz yeter kardeşim, evet, ya. Peki baba senin zihninde ne anlam ifade ediyor Gazi abi, baba? Benim babam 85 yaşında. Allah ömrünü uzun etsin. Şu an yaşıyor. Babamızın kölgesi yetiyor. Bizim bu hale yetişmemize. Benim annem 87 yılında rahmetli oldu. Bir de ben doğum tarihim. Sevgililer gününde doğmuşum. Annem beni insanları sevsin diye yaratmış. Sevgililer gününde doğurmuş diyorum. İmamoğlu'na hizmet etsin diye. Babam da bizi ezerek, büzerek bu halka her zaman, her zaman bu millete faydalı evlat olmak için yetiştirdi. Milletin huzurunda, Akdeniz TV huzurunda babamın ellerinden öpüyorum. Allah ömrünü sağlıklı uzun versin. Babamızın orada durup gölgesi bile yetiyor. Babalar farklıdır. Babasını kaybedenler kıymetini biliyor. Ama biz bilmeden bilen insanlarız. Allah razı olsun, buradan huzurlarınızda ellerinden öpüyorum. Canım benim, yenge sizin zihninizde babanız sizi izliyor mu şu anda inşallah? Babam rahmetli. Mekanı cennet olsun. Anne, baba, anne senin anne, zihninde. Annem koruyucu bir melek. Çok güzel. Baba gölge. Allah rahmet eylesin efendim. Çocuk senin zihninde bir cümleyle nasıl ifade edilir? Çocuk meyvedir. Yenge? Çiçek, sevgi. Çok güzel. Evet, bayrak. Bayrak. Bir cümle, bayrak. Bayrak Türk milletinin özelliği. Diğer ülkelerin belki bu kadar özelliği olmaz ama bizim bayrağımız gerçekten kanımızla hilal İslam'ı temsil ediyor. Yıldız İslam'ın beş şartını temsil ediyor. Onun için bizim bayrağımız gibi Türkiye'de başka bir bayrağımız yok. Muhteşem. Yenge? Türkiye'nin bayrak. Mührü. Oo, harika. Peki Üstad, Devlet Bahçeli senin zihninde ne anlam ifade eder? Devlet Bahçeli bizim evimize gelip yemek yemiş bir kişidir. Devlet Bahçeli bilgedir. Devlet Bahçeli dürüsttür. Devlet Bahçeli örnek kişidir. Ben sadece şunu diyorum. Devlet Bahçeli'yi bu Türk milleti 50 yıl gerisinde izliyor. Devlet Bahçeli benden ve bizim gibi arkadaşın 50 yıl ilerisinde kültür seviyesi. Allah razı olsun. Haram yemeyen, biraz önce sizle ara sohbetimizde maaşının hiçbirini cebine katmamıştır. Burslar öğrencilere burs veriyordur, şehit ailelerine veriyordur. Devlet Bey gibi bir devlet adamı bir daha geleceğine inanmıyorum. Devletin Gücü isimli Yüksel Evsen'in yeni bir kitabı çıktı. Edirne'den Kars'a bütün Türkiye'de evet. var. Tavsiye ederim. Evet. Devletin Gücü kitabın evet. adı sevgili başkanım. Evet yenge Alparslan Türkes senin zihninde ne anlam ifade eder? Bilge lider. Canım benim. Evet Gazi Adam Hasan. Alparslan Türkes'in biz meyveleriz. Canım Alparslan Türkes babamın arkadaşı, siyasi arkadaşı, dava adamı. Ben her zaman partiyi 10 gümle gireli bırakıyorum. Ben ilahi kelimatullah'a inanmış bir davayı yeşerten rahmetli Allah mekanını cennet etsin burada. Rahmetli Türkeş, Alparslan Türkeş gerçekten bizim için bilge liderdir. Bulunmayan bir liderdir. Teşekkür evet, ederim. Evet, bugün çoğu insanlar ekranlarda eleştirseler de bizim gönlümüzde taht kuran Mustafa Kemal Atatürk zihninizde ne anlam ifade eder? Mustafa Kemal Atatürk tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularıdır. Yani biraz önce rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'i derken yani en büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türkiye evet. Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Bilge lideridir. Allah razı olsun ondan. Bugün Atatürk olsaydı şu anki bazı idarecileri geçmişte nasıl imamım deyip İslam'ı kullanan insanların kellesini kesmiştir. Bugün de çoğu devlet adamının kellesini keser diye canım benim. Ümit ediyorum. Evet, yenge Mustafa Kemal Atatürk. Kurucumuz. Canım benim. Peki cennet senin dilinde bir cümleyle nasıl ifade edilir? Cennet. Güzel mekan. Cennet. Cennet tabii ki makamların en büyüğü, en güzeli. Cenab-ı Allah bütün Türk milleti ve sizleri inşallah cennet İnşallah hep dünya insanlık ailesine evet. nasip ve müyesser eylesin. Ora çok büyük, herkesi evet. alır. Şimdi Allah sevgili Gazi izleyen. Abi son soruya geldik. Bu noktada bir kitap çalışmam var, arşiv yapıyorum. Evet. Rabbim ikinizi de dünya insanlık ailesine bağışlasın. Ömrünüz uzun Amin. Olsun. Cümlemiz. Yüce halkımıza hizmet edin. Bir gün emir hak vaki olursa ki bu kaçınılmaz bir sonuç. Külli nefsin zaigatil mevt buyuruyor.
kutsal kitabımız Kur'an-ı Mubin. Evet. Her can ölümün tadıcıdır. Tatacak. Bir gün Emir Hak vaki olduğunda mezar taşınıza bir cümle ne yazdırmak istersiniz hanımefendi? Ben mezar taşı istemem şahsen. Canım benim, çok güzel. Çünkü hani isimler yazılmıyor dinimizde. Evet. Ama Türkiye'de isimler var fakat ben isim istemiyorum. Çok güzel. Ha, abi siz ne yazdırmak istersiniz? Ya ne yazdırmaktan öte tabii dinimizin gereği yazılmaması gerekiyor ama maalesef ülkemizde bir kültür haline gelmiş. Biz istemesek de yazacaklardır mutlaka. Ama ölümden bahsedince ben şunu söyleyeyim. Yani bir makamlar geçicidir, mevkiler geçicidir. Kesinlikle. Bizler biraz önceki sorduğunuz sorular, Allah razı olsun, hep böyle mübarek günde mübarek sorular sordunuz. Estağfurullah. Biz, eşim her zaman demişler, Gazi sen çok dürüstsün. Gel iki kere umreye gittim, bir de sen git bu siyaseti bırakırsın. Ben de eşim her zaman şunu dedim. İnşallah 5. yılımız hacca yazıldık, çıkmıyor. İnşallah hacca gittiğimizde de çıkaracak inşallah mutlaka. Allah ömrümüzü sağ ederse. Siyasette hep dürüst insanlar kaçmış. Ben de inat ettim. Dürüst olarak kalacağım. Ben ahiretimi karartmayacağım. Harikasın. Ahiretimi karartmayacağım. Ahiretimi garantiye alacağım Allah'ın izniyle. Ben yaptığım hizmetle, benim eşim, benimle çalışmış, bana oy vermiş insanlar, beni şeytan uydurmaya çalışsa da şeytan uymadım bir yıl boyunca. İnşallah bundan sonra da uymayacağım. Ben Allah rızası için halka hizmet, hakka hizmet olarak biliyorum. Mezarıma da isterse hiçbir şey yazmasınlar. Ben inanan insanım. Allah bizi affetsin. Ufak tefek hatalarımız mutlaka olacak. Siyasetle uğraşıyoruz. Kurban olduğum Allah, yaptığımız iyi hizmetlerden dolayı, mübarek insanlara hizmetten dolayı kurban olduğum Allah, büyük hizmetler yaptığım için o ufak günahlarımı affedeceğine inanıyorum. Kurban olduğum Allah'a bu mübarek günde de yalvarıyorum. Abi, Allah'ım bizleri affet inşallah. Umre dedin, çok önemli. Anımsatıyorum ben de buradan sevgili Sarıçam Şehremini Bilal Uludağ. Efendim seçimden kısa bir müddet önce burada Mertçe konuşmuştuk sizinle sevgili Şehir Emini ve kazanmanız halinde Yüksel Mert'i Umre'ye götürmenize söz vermiştiniz. Efendim ben bekliyorum müsait zamanınızda, lütfen bir haftalığına beraber gidelim demiştiniz siz de. Zamanınız varsa verin parayı, ben giderim ama kesenizden olsun. Mirmalı olmasın kesinlikle. Sözünüzü tekrar hatırlatmış olayım. Umre olayını siz açtığınız için. Selam olsun sevgili Bilal Uludağ kardeşime. Evet. Bilal Bey hemşerim, inşallah bizi de götür, hep beraber gideriz. Aynen, çok güzel olur. İmamoğlu. Öyle Bilal mi? O da evet. İmamoğlu. Programın evet, sonuna sadece geldik. Evet. Biz hanımefendiyle son noktayı koyacağız. Son cümleleriniz. Ekran başında bizi izleyen Türkiye kanalı olan insanlarımız, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş ve Türk bayrağına ezan dinmez, vatan din bölünmez diyen, bütün yürekleri vatan aşkıyla yanan Türk milletine saygılar sunuyorum. Ekran başındaki insanlara sürçülisan ettiyse, kata ettiysek bu mübarek günde haklarınızı helal edin. Allah'a emanet olun. İmamoğlu halkına da sesleniyorum. Biraz sabredin. İş alamadığım insanlara gerçekten üzülüyorum. O insanların maddi imkansızlıklardan dolayı fabrikalarımız yok. Biraz sabredin. İnşallah İmamoğlu yaşanır ilçe haline gelecek. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Öncelikle de Akdeniz TV yöneticilerine, Yüksel Efsen Bey'e ve Yüksel Mert ve Mertçe programına davet ettiği için de teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ evet olun. Yenge. Konuk ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Yüce halkımıza, devletimize ve bu bayrak altında yaşayan tüm halkımıza sevgilerimi sunuyorum. Cumaları mübarek olsun. Bütün dostlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim iki güzel insanın da ayağına sağlık. Bunca yoğun sirkülasyonu içinde tercih ettiler. Mertçe Söyleşi'de misafir ettik ama içimizden geldiği gibi konuştuk. Ama ilerleyen günlerde inşallah projelerini ve İmamoğlu'nun A'dan Z'ye meselelerini bu ekranlardan Mertçe sizinle konuşmayı taahhüt ediyorum. İnsan demek artı hata demektir diyorum.
Birlikte olduğumuz zaman içinde elbette hatalarım, yanlışlarım, yanılgılarım, yanlış ifade biçimlerim, sürçülisanım olmuştur, olabilir. Ben bütün bunları düzeltmek azminde ve kararında bir insan olarak uyarılara, ikazlara, nasihatlere ve her türlü eleştirilere açık ve muhtacım ve muhtacız. Bu duygular içinde bu görüntüleri size ileten kamera arkasındaki efendim Adnan Dini Bütün'e, Adana'nın en deneyimli kameramanı, efendim teknikte Okan Bey'e, daha üstte Selçuk İsbaha'ya, genel müdürüm Gülperi Şunkar'a, daha tepede de sevgili yönetim kurulu başkanımız Yüksel Evsen'e teşekkür ediyorum. Böyle bir televizyonu dünya insanlık ailesine kazandırdığı için Türkiye'de milli bir duruş gerekliydi. Türkiye'nin milli televizyonundan tüm Türkiye'ye Çukurova sıcaklığında Allah'ın selamı olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Ekspres gazetesine teşekkür etmeyi unutmayalım. Ekspres'e teşekkür etmeyi unutmayalım. Adana evet, Medya'ya. Ekspres'e teşekkür ediyoruz. Haberimizi paylaştığı için unutmuştum. Vallahi babanın elinden kurtulamazdık. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz.